Selam millet, Eder Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Tolga ile birlikte Seven Day to Die Alpha 14 sürümünü oynamaya devam ediyoruz. Selam Tolga. Selamlar. Şöyle bir bakıyorum neler yapabiliyormuşuz diye. Bizim knife'ımız yok mu ya? Knife yapamıyor muyuz? Buradan yapmıyormuşuz knife'ı zaten. Knife'ı buradan yapmıyorsun koçum dedi. Hunting Knife, onun da kitabı var. Tamam. Tamam ben anladım. Ben anladım. Oyun bize artistik yapıyor. Ben anladım. Oyun bize artistik yapıyor. Şu tüylerin ben yarısından daha. Kapıya zombiler gelmiş. Ne olmuş? Zombiler gelmiş. Ben de geliyorum o zaman. Takılsınlar bunlar ya. Gidelim biz. Tamam, gidiyorum o zaman. Ama Gel abi. dibime gelmesi ve benim görmemem hoş olmadı. Ne olmadı? Bir tane sıkacağım. Dibime geldi, vurdu, görmedi. Gidelim. Ama şu da kötü olmuş bak şimdi Tolga. Şunu ben öldüreyim ama bizim eve doğru sinirli sinirli hallenmiş olması. Arkanda da var. Yandı. Stunladım dedi onu. Ben büyük hamuru kullanmaya karar verdim ya milli silah olarak. Bence güzel oldu. Aa, kan kaybediyorsun dedi bana bu güzel olmadı. Bandaj var bende atayım mı? At. Teşekkür ederim. Geri bırakıyorum. Sırf ben niye kullanmadım onu söyleyeyim mi? Arkanda zombi var. Koş, ileri doğru yürü. Yürü 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 yürü. Hiç durma. Tamam. Panikle birden dönmemen için bu yeni stil geliştirdiğim. Nasıl? Güzel mi? Dümdüz yürü. Ben bu çekişleri sevdim ha. Kardeşlerim, o zaman tabii ki Nevazgane'de Receipt bulmadan, biraz olsun en azından receipt bulmadan çok bir şey yapamayız. O yüzden bir numaralı hedefimiz olan etrafı talan etme görevimize başlıyoruz. Ama istersen Tolga yine şehrin etrafından dönüyorum. Arkadaki mısır tarlası ve oradaki ev var ya ona da dalabiliriz. Ki çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum çünkü köpek var yani her yerde var. Olur ya. Ya aslında stalların orada daha kötü ya. Göremiyorsun köpekleri Evet evet falan. doğru söylüyorsun. Şimdi benim üzerimde 117 ok var. Kaçını istersin? 20 tane falan. Tamam, 20 şöyle tane versen hiç dropladım. denemezsin. Tamam. Köpekleri göreceğiz değil mi? Uzaktan çekelim. Tamam abi. Yani her zaman yapamıyoruz ondan. Yoksa yapalım tabii öyle de. Olmuyor yani. İşte biz deniyoruz ama olmuyor. Mesela şu önümüzde bir köpek var. Nerede? Göremiyorum ben. Ha şurada. Veriyorum oku. Düşmedi önüne. İki taneymiş. Bu hoş olmadı. Niye böyle çıldırıyorlar acaba onlar şey yapınca? Oku yiyince. Geliyor mesela şimdi. Çok güzel. Böyle kal. Çok güzel. Hadi. Bir ok daha yiyip alabilirsin. Kafasına gürzü geçirdim. Zombi geliyor. Ona dikkat ederek yap hamleyi. Arkamda zombi hatta. Bunların derilerini bırakmak da olmaz ama zombiden dayan yemek de olmaz tabii. Madem sen ön kuduyu öyle hedefledin. Al bakayım bunu. Kaldıramayacağım ben de ya. Ne yapacağım? Ama O şey ya kadar. hasar veriyorlar ona göre. Aman aman da şey kullanışlı değil yani. Ben çok da vakit harcamak istemiyorum çünkü yani deri her zaman lazım. Önce alalım deri. Tamam bu kö... Oo, zombi doğmuş. Gel buraya gel çabuk. Arkandan koş. Ben şu etleri atayım da bunlardan dolayıysa en azından.
Yerdeki ayağa kalkıyor. Evet. Şimdi şunu yapmak zorundayım artık. Oo, senin nasıl bir canın varmış öyle? Kaç kere vurdum ben ona hammer'la? Öyle çok cevval bir zombi de değildi normalde bu ama. Ben yanlış mı hatırlıyorum Tolga? Normalde bu kadar cevval bir zombi değildi o ya. Yo, değildi. Sanırım ilk çözdü sonunda. Sanırım kendi kendine upgrade etti o zombi. Canı sıkıldı. Dedi ki ben neden aşmayayım? Köpek gitmiş işte, neyse birini kurtardık en azından. Ben bir tane kaydını almışım böyle. Şöyle bir deneyeyim demişti ama galiba daha şey için çok erken. Wrench mi? Evet evet, araba parçalamak için çok erken. Şöyle bir girdim de. Evet, çok güzel, arabayı parçalıyoruz oley. İçinden çıkan şeyler henüz bizim teknolojide çok uyumsuz. Wrenchlerimiz kötü. Bıçak yerine bunu alalım. Su şişelerini unutmayayım, ben bu tabancayı kullanmam. Çünkü biz bu şehirde tabancayı kullanırsak oyun bizi kullandığımıza pişman ediyor. Yine camı tercih edelim istersen. Çünkü biz giriyoruz, arkamızdan gelen giremiyor falan. Güzel oluyor. Hastane buradan bakınca güzel gibi görünüyor. Girdim ben bu odaya. Tamam. Devam et abi. Zombim var dışarıda, aman ne gidiyor. Islamaya başladı. Neyse, kapıdan geçmek zorunda. Oo, buranın alt katı var. Çılgın silahlar çıkabilir. Alt katı varsa bir pickaxe denemesi yaparız. Üst katı da varmış. Ben de üst katına bakayım o zaman. Oo, üst kat zifiri var. Burada şey yok gibi, silah zımbırtısı. Bunun bir küçük versiyonu var ya, o var. Hiçbir şey çıkmadı. Galiba bunlar bizim şeylerimiz yüzünden henüz. Scavenging skill'lerimiz yüzünden. Ben her şeyi skarabede de gidiyorum hemen. Aldığıma skaraplıyorum. İşte insan pokalı skaraplıyorum. Edemediğim bir sürü şey oldu ama üzerinde. Şuna da drop diyeyim, buna da scar up diyeyim. Tamam. Abi hiçbir şey göremiyorum. Bu nedir ya? Ne, hangi uyanık acaba buraların ışığıyla oynama fikrini öne sürdü? Bir şey yok burada herhalde. Köşede bir şey var mı da diye bir girdim de bir şey engellemedi. Dolara bak. Tamam, çıkıyorum abi bu evden. Tamam. Yanındakine mi girelim? Aynen. Şu şeyin üstündeki camdan gireriz bence şuradan. Hadi bakalım. Üst kata çıktım, hammer'ımı alıp. Alt katı. Şu tahtaları kırarken bize wood verse bari ya. Sadece kıyafet çıkıyor. En sevdiğim. Zaten bunun için gelmiştim. En sevdiğim şeydir kıyafet.
Bak bu evin mesela şey olmaması gerektiğine karar vermişler. Karanlık olmaması gerektiğine. Böyle bir içten adı olmuş. Karanlık değil bu ev. Çatısı. Alt taraftan bir şey çıkmadı. Üst taraftan da çok bir şey çıktığını söyleyemeyeceğim. Bazı epik şeyler yaptım ama ya. Bulutlar yaptım yani. Bomboş. Açıyorum bomboş çıkıyor yani. Hiçbir şey yok. Öyle boş çıkıyor ki ant açıda olduğundan şüpheleniyorum bir anda. Yanlış bir şey yaptım bir anda diyorum. Dokunulmamış olamaz. Burası bitti bu arada. Ben dışarıdayım. Pek misafirlerimiz var. Dışarıdasın peki ilk köpekler ben nasıl olmalıyız? Ha. Tamam. Oğlum, başım nasıl duruyor? Köpekler nereye kırıyor peki? Yeri kırıyor mu? Görünüşte bir yeri kıramıyor gibi köpekler. Ah! Aşağı düştü. Arkanda da dursun. Abi sanki bilmem kaçıncı günü yaşıyoruz. Oh, köpek içeri girmiş. Heal bastım geldim. Nasıl içeri girmiş köpek? Şurayı kırmışlar alttan. Vallahi çok cengaver bir savaş verdim orada. Köpek bana vurdu tam ölecektim, tankladım hayvanı. Heal bastım devam ettim. Suz gibi derisini topluyorum bu arada köpeğine. Başka bir köpek daha geliyor. Kolu gelsene bir üst kata çıkalım. Köpek geldi peşinden. Yardır yukarı. Diye çıktım. Tamam ben de bir köpeği öldürdüm. Gidiyorum o zaman. Ben bayağı hastalıklı bir pisliğe dönüştüm ama. Başka köpek var mı? Başka köpek yok gördüğüm kadarıyla. Oo, adamlar burayı kırdı. Ya babacığım yapma şunu ya. Öyle bir hasar verdi ki adam. Kanıyorum. Bir medikit daha kullanıyorum o yüzden. Şurada izin versek de çıkabilseler ama çıkamıyor ki Kro. Evet.
Başka? Çıkıp yolda bir koşacağım. Yo, iyiyiz. Bunlar neyden dolayı heyecanlandıysa heyecanları geçmiş. Köpeklerden olabilir. Olabilir abi. O zaman hastaneye doğru koşuyorum şu anda. Peşindeyim. Hastaneye girmek için biraz erken olabilir gerçi ama. Olsun. Nereye atıyor şu adam? Şu tarafa atmıştı uzak. Girdim abi. Suları da dolduracağım çünkü hastanenin içinde. Overheadsin diyor. Çok sıcaksın diyor. Bu ne kadar sıcaklık veriyormuş? Çok güzel. Artı 20 derece veriyormuş. İnsafın kurusun. Ben atıyorum bazı şeyleri. Çantayı aynen aynen. Sıcaklık. Burada bulduğum yemekleri yiyorum mesela şu anda. Açlık, susuzluk ne durumdayım hiç bilemiyorum. Ben şunları doldurayım da birbirimizi kandırmayalım. Hatta şu camları da hazır gelmişken kırdığımda cam olarak şöyle yapalım. Evet. Oo. Hastanenin suyuna baktığın zaman ben şey gibi görünüyordu, gayet düz gibi. Şelale gibi bir şeymiş ama. Hah, çok güzel. Murky water'ı da içtim. İshal oldum diyor şimdi. Abi çok güzel. Popo resmi çıktı bende ha. Ele geçiyormuş. Ekranımda popo resmi çıktı. Neyim ben? Dizenteriyim. 39 dakikam var iyileşmek için dizenteriye. Neyle geçiyor peki? Golden Tea, Golden Rod Tea may help. Golden Rod Tea. Evet, Golden Rod Tea istiyor. Tamam, yaparız. Daha süren varmış en azından. Bu hep aynı şey oluyor. Bak, bir suyu içiyorsun ya. İkinci suyu da yanından hemen doldurmak için şey yapıyorsun. İçiyorsun, şimdi dolduruyorsun. İkinci suyu da doldurmak için tıklıyorsun. Doldurmamış gösteriyor. Bir daha tıklıyorsun. Dolu gösterip içiyor. Köpek sesi duyuyorum. Köpek nerede acaba şu? Binanın dışında büyük ihtimalle bunlar. Beni duyunca dışarıdan bellendiler. Aynen, ben yanlarına geldim mi delleniyorlar. Dışındalar binanın. Sen nerelerdesin? Ben burada bir yere girdim. Hı. Topladım orayı. Aldın mı ilaçları? Güzel. Zaten buranın en işe yarar yanı oydu. Vallahi ilaç çıkmadı. Şey çıktı sadece. Şematik. Hı. Medikit. Meh. O zaman şöyle yapayım sana. First aid kit şematik mi? Aha. Kullan. Kullandım. Üst kat. Şuraya doğru gidelim. Galiba orası daha bir kontrol edilesi bir şey, yapı var bir yerde. Ha, çok kötü ishal olmuş. Pisleten adam sembolü nedir ya?
Benim çantada doldu. Aynen, benimki de dolmak üzere. Bu katı da bakıp geri dönebiliriz. Okey. Odun keseriz, taş çıkarırız, bir şeyler yaparız biraz. İçecekler benden soruldu zaten ya. İçecek sorumlusu oldum. Aa, yanlışlıkla bir tuşa bastım, baltamı fırlattı, dur. Hızlı bir şey atma tuşu var bu oyunda. Q. Q. Vay arkadaş. Burayı açmamız gerekiyor mu? Yani skinç etmek için. Doğru. Bir terslik var dedim değil mi? Bu Serdar'ın darbeleri niye benimkinin ilk adı hızlı açıyor şeyi? Aynı yere bakmamız. Evet, bayağı da zorladık. Değil mi? Dokunulmamış deyip birden tekrar şey yapıyor falan, ben de ne oluyor diyorum. Gel burada mining helmet var. Ne diyorsun? Gözümün nuru. Oo. Ninja Bey, bulmuşuz bir de zaten kendi mining helmet'imizi. Ben de zannediyorum ki bana güzellik yapıyorsun. Şundan ne çıkıyordu peki, hatırlamaya çalışıyorum yani, hani canı çıkışımızı yarayacakmışlar. Bu sen hızını alayım diyorum. Yo. Bir de bir çıkan şey. Okay. Evet, motorum var. Tamam mıyız? Doldu mu üstümüz başımız? Son yere de bakalım. Kata geldi demiş ki. Kenardaki o küçük kısmı kaçırmadım galiba. Neredesin? Yanında. Ha, üstümüz doldu diye bırakıyoruz zannettim. Şurayı da şey yapalım son. Ondan sonra bakalım. Tamam mıyız? Tamam. Başka bir şey yok sanırım. Aynen. Tamamız. Çek bobunu. Ha dur. Çekme bobunu. Hastanenin bahçesine bir daha çıkmak istiyorum. Zombilere baza baza bağırıyor ya. Aa, hastanenin içinde zombi var galiba Tolga. Neredesin? Evet. Sürünüyor. Şimdi senin yanına doğru geliyorum. Suyu aldım. Geldim. Çıktım. Şöyle koşturuyorum. Köpek sesleri geliyor çünkü oralardan. Sen çok yakınsın köpek sesi geliyor dediğin yere. Görünür de bir şey yok ama. Tamam. Yoksa sıkıntı değil. Sarı bitki toplayalım biraz eve giderken. Böyle bir şey yapamıyorum. Yerim yok. Çok güzel. Hem de bir tane yerim kalmış. Seni atarım. Heh.
Bir yer açsam yetiyor çünkü. Sağa doğru açıl. Oraya değil, öbür tarafa doğru açıl. Biraz yoldan. Sen sağdan, ben soldan toplaya toplaya gidelim eve. Koşarken toplayamıyorum ya, çok kötü ya. Evet, aslında toplayabiliyorsun da tutturamıyoruz. Bu akıllı gibi ya biraz. Kemikleri az kalsın atıyordum. Geçen oyundan şey geldi aklıma. Onları tutkal yapabildiğimiz, tutkaldan Ducktape'e doğru uzun bir craft serisiyle sonuçta onları kullanabildiğimiz. Çok iyi scavenge edemedik ama galiba zaten başlar böyle oluyordu değil mi? Yani en azından bana bir chainsaw şematik çıkması güzel oldu. Vay. Evet. Onu tabii bırakacağım yine. Sen şey yaparsın. Yani zaten birimiz de toplamazsak eğer şematikleri çok şey olacak, zor olacak. Çünkü handlebar'ı bana verdin mesela. Karışıyor sonra. Aynen. Yani. Sen birimizde o var, birimizde bu var diye. Sen eve gittin galiba. Çatıda bir şey var. Eğer sen gitmediysen korkuyorum diyecektim. O benim. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Şimdi şuradan başlayalım. Üstündekileri boşalt abi. Sonra istersen yine sen stomp mu tomp arıyorum diyordun ya sağa sola gidip. Öyle aksiyonlar yaparsın. Üstündekileri boşaltayım. Bir şey yapacağım. Ağaç mağaç keseceğim biraz. Tamam, sen bilirsin. Ben de çünkü şimdi sen oradasın diye şey yapacağım. Yukarı gelmeyeceğim. Ağaç keseceğim biraz. Aynı anda orada olunca çünkü karışıklığa sebep oluyoruz. Başka bir şeye yaramıyor. Ben niye bu kadar sıcağım ya? Ve yine ne sıcaklık veriyor bana? Artı 10 veriyormuş bu. Allah Allah. Dur ya, ben niye uğraşıyorum ki böyle? Şuradan birdenbire mükemmel ısı kaybedebileceğim bir metot biliyorum. Okey, ben çıktım. Zombi ısırığına karşı bal yiyebiliyorsun. Ne haber? Bal yiyebilir. Bal şifadır. İşte oyunu yapanlar da öyle demiş. Bal şifadır demiş. Bende her tür şey vardı biliyorsun. Zombileri tankladım. Isırıldım. Kötü su içtim. Her tür hastalık var şu anda bende. Hepsinin çözümü yazıyor birer birer baktığında. Sen hak etmişsin. Şey gibiyim ya. Yaramaz çocuklar gibi her şeyi yapmışım. Aynen. Şu odunları sana vereyim güzel kardeşim. Diyeyim ki bottled water diyeyim. Kaç tane diyeyim buna? 5 tane diyeyim, hepsini diyeyim. Zaten bir ara durduracağım seni. Mesela daha ilk suda da durdurabilirim. Golden Rod T diyeyim bir tane. İshalimi de geçirdim. Güzel. İshalimiz de geçtiğine göre artık mutluyuz demek oluyor bu.
sarı çiçekli sularımızdan başladım hazırlamaya. Tamam. Ben öyle taş, metal bir şeyler karışık topluyorum. Ne bulduysam. Sen karışık bir şey yap abi. Şu anda aslında çeşidimiz çok iyi, biliyor musun? Çeşidimiz gerçekten iyi. Karabamız var, lead'imiz var. Brass'ımız var. Ben şu iron'ı ve short iron pipe'ı oradan alayım yine de. Neyleri buraya bırakıyorduk? Kafam karıştı şimdi. Tamam, şu anda doğru oldu herhalde. Animal hide'lar oradaydı. Chest'in içinde bunlar. Bizleri ulaşamadık mı hala ya? Tüyler oradaydı. Bilmiyorum ki. Bakalım atlamış mıyız? Atlamışız. Tabi 5 puanımız var. Nerede scavenging? Loot time eksi %34. Loot quality artı 20. Gain a higher chance, better loot. Bir de bu arada ben başka şeylere bakayım. Quality Joe. Bulunan itemların kalitesini arttırır. Fast dedi. Loot %25 faster with each rank of this perk. 3 kere veriliyor 10 puana. Loot'la alakalı başka bir şey varsa, çünkü hani yapayım diye o yüzden diyorum. Mantıklı. Başka bir şey yok loot'la alakalı anladığım kadarıyla. Aslan parçası. Sende bir skarabları eritelim ya. Bu neymiş böyle? Ha, balık tip, pardon. Aman diyeyim. Balık tipleri yanlışlıkla şey yapmayayım da. Bir içecek koleksiyonumuz var ki mini bar gibi. Bildiğin mini bar açabiliriz yani. Şu ağaçta kesin bir geleyim bari ben de. Yan yana dizdim şöyle. Bottled water, yucca juice, golden roti, coffee, beer. 10 numara. Daha ne olsun? Aynen öyle. Şimdi ben bu sarı bitkileri ekmemin hiçbir amacı var mıydı? Bence yok. Toplarız zaten her yer sarı bitki dolu. O zaman sadece kahveyi ekeriz mantıklı olarak. Bir tanesinden iki tane çıkıyor, bir de her dakika bulamıyoruz hani. Bu sebeple şu glasyarı bir koşu doldurasım var ama uğraşamayacağım. Biraz bahçemle mi ilgilensem? Gerçi ona da süre kalmadı galiba da. Chainsaw'ı öğrendim abi. Handlebar yaptığımda o handlebar'ın üzerinden mi gösteriyor geri kalan şeyleri ya?
Yani bir tane handlebar yapıştırdım Tolga. Merak ettim. Ha, merak ettim. Bir bakacağım şeye neymiş diye. Assemble yapıyorduk galiba. Aha, onun üzerine assemble'la mı gösteriyor her şeyleri? Emin olayım yani. Mis crafting herhalde. Bu bende yüksek çıktı. Çünkü 195 diye çıktı. Assemble dediğimde aynen öyle. Chainsaw mı, auger mi diyor. Chainsaw dersem small engine istiyor. Chainsaw blade ile chainsaw part istiyor. Farklı değil yani geçen seferkinden. Assemble'da auger dersem aynı motorla, auger blade ile auger part istiyor. Aynı. Receive dersem minibike handlebar'a dönüştürebiliyorsun bunu. Kabloyla, headlight'la şeyle. Chassis yapabiliyor muyum şuradan? Ona bakayım. Aynen minibike chassis yapabiliyoruz. Ama minibike chassis için şey istiyor. Zımbırgo istiyor bir tane. Bench yapabilirsin ama kitapla diyor. Tamam ya, bunlar değişmemiş. Buraya. Oo. Batarya. Araba mı parçaladın? Ortaya karışık yaptım bir şeyler. Odunumuz oldu baya. Wood frame 10'a, bu 20'ye. Solcumuz boş kalmış. Şu scrapları koyalım. Tamam. Ayrımları. İlginç bir yapı yapacağım buraya. Ne oldu be? Kanlı şey oldu. Gece. Gece kararmadı. Garip bir sis çöktü. Aynen. Farkında mısın? Aynen. Ama kararamadı. Dördüncü gün. Evet kardeşlerim. Dördüncü günün gecesi olurken bizi kaderimize baş başa bırakın. Tolga'yla beni kaderimizle baş başa bırakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.